Etimizi de yine burada suyunu çekinceye kadar kavurup nohutumuzu ekleyeceğiz. Nohutu isterseniz nohutu hazır kullanın. İsterseniz benim gibi akşamdan suya koyup, ben hazır kullanmadım zaman var diye veya son dakika yapacağınız zaman hazır kullanabilirsiniz. I'm ready to read it. I think we should wait for the to join on as well. So they can see it too. But they don't need to join this. This is for me to read out the text. So they can stay on that line for communication and watch what I'm saying. Okay, yeah. 1 minute. Okay, just give me 1 minute. Okay. Whatever you're saying now is being broadcast, so you should be able to hear it on Restream
Kulai and shall his, I, her colleagues. Shall I speak? Shall I start reading it? Yeah, you can read in Turkish now. Go for it. Okay. Wait, I need to stream the right stream on. If you just give me 1 second, because it's not the right video. Yeah, but does it have to be like, does the translation need to be accurate? Because we're not testing the translation here. We're testing the text setup. Like, yani hani aynı yani translation doğru olmasına gerek var mı? Okay, you can go ahead. Yeah, yani sadece audio'yu duysunlar yeter oluyor mu diye yani için. Latest Printed programına hoş geldiniz. Ben Ayşen Cemal. Bugün Muhafazakar Parti, İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Partilerin parti programlarını tartışacağız. Parti programları çevre, eğitim, sağlık, Brexit ve cinsiyet eşitliği gibi konuları içermektedir. Ülke, Brexit genel seçimi diye adlandırılan 12 Aralık seçimlerine giderken partilerin bu konuda verdikleri sözleri masaya yatıracağız. Önce Muhafazakar Parti'nin programının içeriğini gözden geçirelim. Muhafazakar Parti aile bakımı sorumluluğunu yüklenen kadınlar için daha fazla destek sağlama sözü veriyor. Örneğin kadınların karşılaştıkları ev içi şiddet konularında geçtiğimiz Temmuz ayında eski Başbakan Theresa May tarafından tasarlanan ev içi şiddet yasasını uygulamaya geçireceği konusunda parti programı teminat veriyor. Ayrıca Eylül ayından itibaren yerel belediyelerin şiddet yüzünden evlerini terk eden kadınlar için yasal olarak güvenilir konut sağlama zorunluluğu olacağını sözü veriliyor. Ulusal Sağlık Hizmetleri raporlarına göre 2019 Ocak ve Mart ayları arasında binden fazla kızın genital mutilasyona, kadın sünneti tabi tutulduğu belirtiliyor. Zoraki evlilik ünitesi 2018 yılında istekleri dışında evliliğe zorlanan 1764 genç kadına destek sağladıklarını belirtiyor. Muhafazakar Parti programı bu konularla mücadele edip kadınlara 1764 destek sağlayacakları konusunda söz veriyor. Parti iş yerlerinde aileler için esnek iş koşulları oluşturarak onlara destek sağlayacaklarını sözünde veriyor. İş yaşamında kadın girişimcilere programında destek vereceklerini belirtmektedir. Parti programı bunun giderek artan iş yeri giderlerinin azaltarak yapılacağını açıklıyor. Şimdi Liberal Demokrat Parti'nin seçim programına göz atalım. Liberal Demokrat Parti iş hayatında kadınların daha geniş temsiliyeti olmasını savunmaktadır. Parti bunun mümkün kılabilmek için borsada kayıtlı en büyük 350 firmanın yönetim kurulu üyelerinin %40'ının kadın olması için girişim yapılacağı sözü veriyor. Liberal Demokrat Parti iş yerlerinin yeni eleman alacaklarında kadınlara karşı ayrımcılığın yapılmasını önlenmesi, kamu hizmetlerinde alınacak tedbirlerine özel sektörde ve uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Kadın erkek maaş farklılıklarının da giderilmesi gerektiğini açıklayan program, kadınlar için pazarlanan ürünlerin fiyatının erkekler için pazarlanan ürünlerden daha pahalı olmasının önüne geçileceğini sözünü vermektedir. Okulda cinsiyet eşitliği konusunda Liberal Demokrat Parti program okulu üniformalarının cinsiyet ayrılığı gözetmeyeceği ve bazı derslerin belirli cinsiyet uygunluğunun sona erdirilmesi konusunda önlem alınacağını açıklamaktadır. Kadınların karşılaştığı şiddet, özellikle şiddete maruz kalan kadınlar için destek sağlanacağı konusunda Liberal Demokrat Parti programı bazı uygulamalardan bahsetmektedir. Şimdi İşçi Partisi programına göz atalım. İşçi Partisi kadınlarının hükümetin merkezine konulacağına değinmektedir. Gelecek yıl eşit ödenek yasasının 50. yıl dönümüdür. Ancak kadınların hala aynı iş için erkeklerden %13 daha az ödenek almakta olduklarını belirten parti, bu farkın 2030 yılına kadar kapatılacağı sözünü veriyor. İşçi Partisi ödenekli ebeveynlik hakkının 9 aydan 12 aya çıkartılacağı da parti programında yer almaktadır. İşçi Partisi kadınların karşılaştıkları şiddet konusunda İşçi Partisi iktidara geldikleri takdirde ev içi şiddet ve cinsel tercihin önlenmesi konusunda yeni standartlar getirecekleri açıklamakta. Bir yöntem olarak yeni bir şiddet komisyonu görevlisi atanacağını ve utanç verici düşük olan tecavüz yargılarını araştırmak için bağımsız araştırma kurulunun başlatıcı sözünü veriliyor. Parti aynı zamanda ev içi şiddetten kaçıp kurtulan kişiler için ödenekli 10 gün iş izni verileceğini ve kadınların barınaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli fonlar ayrılacağını da programına açıklamaktadır.
İşçi Partisi iş yaşında kadınların karşılaştığı maaş farkını kapatmayı reddeden iş yerlerine ceza verileceği gözü sözü veriyor. İşçi Partisi programında iktidara geldiği takdirde ayrı bir kadın ve eşitlik bölümü açılacağını, bölüm tam saat bir bakanın yöneteceğini, bakanın görevini kadınlar ve ayrımcılığa uğrayan tüm gruplar için dahil, daha adil bir toplumun yaratılması için bütün siyasilerin eşitlik etki değerlendirilmesinden geçmek olacağını açıklamaktadır. Şimdi Ian Duncan Smith ile yapacağımız bir söyleşinin klibini sizlere göstereceğiz. Burada kampanyamızı destekleyen Kıbrıslı Türklere birliktesiniz. Onlara ne mesaj vereceksiniz? Britanya'da ciddi iç seçimler yapmak durumdayız. Önceliğimiz Brexit'in sağlanmasıdır. Halkın çoğunluğu Avrupa Birliği terk etmemiz kararını verdi. Ancak bunu yerine getiremedik. Çünkü bazı milletvekilleri AB'den ayrılmak istemiyorlar. Brexit sadece Muhafazakar Parti tarafından sağlanabilir. İşçi Partisi bu konuda çok kararsızdır. Jeremy Corbyn ne yapacağına karar verememektedir. Liberaller ise Brexit kararını tamamen göz ardı etmek istemektedir. Bu mümkün değildir. Brexit uygulanmalı. İkinci olarak 20 binden fazla polisin atanması için planımız var. Hastanelerin daha çok para ihtiyacı var. Örneğin Vips Cross Hastanesi yeniden inşa etmek için 400 milyon sterlin ayırdık. Bunun için şahsen kampanya yürüttüm. Ayrıca eğitimi için daha fazla para ayırma planımız bulunmaktadır. İşçi masraflarının azaltılması konusu diğer bir önceliğimizdir. Ben her zaman bölge halkına destek verdim. Bölgemde yaşayan birçok Kıbrıslı Türklerin olduğunun bilincindeyim. Şimdi de ben her zaman bölge halkına destek verdim. Bölgemde yaşayan birçoklarının Kıbrıs Türkler olduğunun bilincindeyim. Burada yaşayanlar ve Kıbrıs'taki ailelerini her zaman desteklemeye çalıştım. Şimdi de Bambos Sharambolos ile bölge halkı sağlayacak destek konusu ve seçim kampanyası konusunda konuşacağız. Kampanyamız gayet iyi gitmektedir. Ancak daha yapacak çok şeyimiz var. Çok daha fazla insana konuşmamız, çok daha fazla kapı çalmamız gerekmektedir. Halkın seçim günü oy kullanmasını sağlamalıyız. Kampanyamız gayet olumlu görünüyor. İşçi Partisi toplumlarımız destekleyen tek partidir. Değişik gruplarla çalışmamız gerekiyor. Bölgemde yaşayan Kıbrıs Türk toplumunu desteklemekten gurur duymaktayım. İşçi Partisi internasyonel bir partidir. Küçük bir azınlık için değil, Avrupa Birliği herkes için burada olacağız. Bu seçim çok önemli bir seçimdir. Brexit seçimi deniliyor. Benim tercihim Avrupa Birliği'ni terk etmek değildir. Bunu sağlamak için elimden geleni yapacağım. Kıbrıs için, gençler için bunun önemli, büyük önem bulunmaktadır. İkinci bir referandum yapılmasını ve Avrupa Birliği'nde kalmayı arzu etmekteyim. Bunu sadece İşçi Partisi sağlayabilir. Seçim gününe sadece 14 gün kala tüm partilere bol şans dileriz. Bu programımızda partilerin programlarını sizler için özetleyip seçim hakkında kullanmanızı teşvik etmek istedik. İlerideki günlerde seçimle ilgili daha yayınlarımız olacak. Jura Genç TV'den şimdilik bu kadar. İyi akşamlar. Yeah, is everything good? I've completed it. Yeah. So I'm just